Merhaba. Bugün böyle sohbetli bir video yapacağım. Genel bir soru cevap videosu yapmak istediğim için Instagram'a ve Twitter'da sordum sizlere. Sorularınızı aldım ve şu an onlar önümde. Onları cevaplayacağım. Genel olarak cruelty-free konusunda hayvan deneyleri vesaire ve bir de vegan konusunda bir şeyler sormuşsunuz. Sürekli tekrar tekrar sorulan ve benim daha önce de cevabını çok tekrar tekrar verdiğim soruları neyse ki çok fazla gelmedi. Onun için teşekkür ediyorum şimdiden. O yüzden daha eğlenceli olacak en azından benim için. Daha farklı şeylerden konuşmak. Çünkü hani aynı şeyleri tekrar etmek biraz zor olabiliyor. Gerçi arkadaşları da anlıyorum. Hani bazıları yeni olabiliyor bu konuda. Her şeyi bilmeyebiliyor. Anlayabiliyorum bu konuyu. Ama yani internete saldığım şeyler var. Başka arkadaşların çok güzel kaynakları da var. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek o yüzden biraz sıkıcı olabileceği için diğer arkadaşlar için de benim için de bu kaynakları kullanmak tabii ki bence en güzeliydi ve öyle de yaptınız sanıyorum. Ayrıca eğer isterseniz belirli aralıklarda bu soru cevap videolarını yapabilirim tekrar. Genelde Instagram'dan yapıyordum bu soru cevap videolarını. Şöyle arkama yaslansam odak kayacak mı acaba diye bakıyorum. Kaymıyor. Umarım lolu değilimdir. Siz hangisini tercih edersiniz? Aşağı yorumlara bırakın mutlaka. Tabii ki Instagram'dan daha kolay oluyor benim için ama sanki YouTube'da da çok daha fazla soruya cevap verme şansım olabiliyor. O yüzden bakalım böyle bir başlangıç olsun diyorum ve sütümü, bu soya sütü tabii ki çikolatalı soya sütü yanıma aldım. Uzun olacağını düşünüyorum. Yani yüzlerce soru cevaplamayacağım tabii ki ama cevaplarım uzun sürebilir. O yüzden ağzımız biraz tatlansın. İlk sorudan başlayayım o zaman. Cruelty-free ürünleri araştırırken kullandığım pratik bir uygulama var mı? Açıkçası ben hani garanti olsun diye mutlaka internete etraflıca bir araştırma yapıyorum. Yani çünkü biliyorsunuz blogum da var, işte Instagram da var. Yanlışlıkla cruelty-free olmayan bir şey almak istemiyorum ki bir iki defa da sizi yanılttığım da olmuş olabilir. O yüzden hassas davranmaya çalışıyorum. Sadece ve sadece uygulamaların işte bunu al, bu cruelty free demesine başka şekilde teyit edemediğim sürece çok da fazla kullanmak istemiyorum açıkçası. Güvenmiyorum demeyeyim ama yanlışlıklar olabiliyor, onu söyleyeyim. Ama sizler için, alışveriş yapanlar için ve hani bu kadar detaylıca aramaya vakti olmayan, internette araştırma yapmaya vakti olmayan arkadaşlar için cruelty free cutter çok geniş bir yelpazede cruelty free markaları listeleyen bir uygulama. Ona bakabilirsiniz. Onun dışında PETA'nın Bunny Free uygulaması var ve bir de Leaping Bunny'nin cruelty free uygulaması var. Leaping Bunny'nin Türkiye'de çok fazla markası yok açıkçası. O yüzden onu çok da fazla tavsiye etmiyorum. Zaten Leaping Bunny tarafından sertifikalanmış markalar mutlaka Cruelty Cutter'da da oluyor. O yüzden illaki onu indirmek zorunda değilsiniz. PETA'nın uygulamasına gelirsek, PETA konusunda ne düşündüğümü defalarca söyledim sanırım. Ama şu an yine de bir açıklama yapmam lazım bu konuda. PETA genel olarak güvenilir bir listeye sahip, Cruelty listesine sahip. Ama bazen Çin'de satılan bazı markaların hayvan deneysiz olduğunu iddia edebiliyor. Cruelty free listesinde bulunabiliyor bunlar. Bunlar biraz açıkçası onların da cahilliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bilerek böyle bir şey yapmıyorlardı tabii ki. Mesela en son Veterinary ve Physicians Formula konusunda böyle bir sorun yaşanmıştı. Hala bunlar PETA'da cruelty free gibi gözüküyor ama değiller. Aslında hazır konu açılmışken bunu da biraz açıklayayım. Çin'de satılan yabancı kozmetik ürünleri hayvanlarda deneniyor. Ama şöyle bir şey var. Çin'de de yapılıyorsa, bu ürünler Çin'de üretiliyorsa o zaman hayvan deneylerine gerek kalmayabiliyor. Çin hükümeti bunu dayatmıyor. Ama her zaman şöyle bir risk var. Burada marketlerde bulunan ürünler için geçerli. Online satılan ürünler için geçerli değil ayrıca. Müşterilerden bir şikayet gelirse marketlerden bu ürünler toplatılıp hayvanlarda denenebiliyor.
bu risk var ve markalar bunu biliyor. Bu riski yine de göze alıp Çin'de satmaya devam ediyorlar. Bence bu riski göze almayıp, çünkü eninde sonunda yine bunu finanse etmiş oluyorsunuz. Çünkü bunun parası sanıyorum. Her ne kadar Çin hükümetinin isteği olsa da yine markadan çıkıyor diyebiliyorum. Bir sürü başka kurutfi marka o riski almayıp Çin'de direkt satmıyor. Bence bu çok daha garanti bir davranış ve bir sürü marka varken bunu yapan, kurutfi marka varken neden illaki Physicians Formula ya da Veterinary'de alalım? İşte bu tarz birkaç marka daha var. Mesela daha Beauty Planet diye bir marka var. O da Unilever'in markası diyebiliyorum. Yani tamamen onun markası. Hani bir NYX gibi L'Oreal tarafından satın alınmış bir şey, bir marka, ayrı bir marka değil sanırım. Unilever'in direkt kendi çıkardığı bir marka. Mesela o da cruelty-free olarak geçiyor diyebiliyorum ve onun da Çin'de satıldığını duydum. O yüzden cruelty-free değil. Zaten başka kaynaklarda da benim güvendiğim cruelty-free bloggerlar vesaire, onlar da cruelty-free olmadığını iddia ediyor. Yani Zara ve H&M sanırım bunlar da Çin'de satılıyor. Bunlar da galiba PETA'nın listesinde vardı. Böyle çok ünlü birkaç marka var Çin'de satılan ve aynı zamanda PETA'nın cruelty-free listesinde olan. O yüzden biraz dikkat gerekebiliyor. Ama bu bilinen bazı markaları aklınızda tutarsanız PETA listesinin %90'ı neredeyse güvenilir gerçekten deney yapmayan markalardan oluşuyor. O yüzden aklınızda bulunduğu sürece bu ünlü ve deney yapan markaların PETA'nın da listesinde bulunan bu birkaç markayı aklınızda bulundursanız, evet, cruelty-free katır iyi bir uygulama olabilir sizin için. Çünkü genelde PETA ve Weeping Bunny'nin sertifikalarını ve onun listelerini kullanıyorlar diye biliyorum. Ekstra bir şey yapıyorlar mı onlar dışında? Belki vegan sertifikalı markaları da listeliyor olabilirler. Hemen ona da bakıyorum. Mesela Inglot vegan sertifikalı bir marka ama o da maalesef cruelty-free değil. Bakalım ona ne diyor. Evet, ona da hayvan deneyi yapmıyor diyor. Bunu teyit etmek için şöyle yapabilirsiniz. Logical Harmony ya da Cruelty Free Kitty'nin hayvan deneyleri yapan markalar listesini yine ana sayfanıza kaydedebilirsiniz ve ona bakabilirsiniz teyit olarak. Evet, biraz zahmetli ama yapacak bir şey yok. Eğer içiniz rahat olsun istiyorsanız alışveriş yaparken. Biraz bunlara dikkat etmek gerekiyor ama belirli bir süre sonra alışıyorsunuz zaten. Marketlerde bulabildiğiniz güneş kremi var mı diye sormuş bir arkadaş da. Superdrug güneş kremi var, Watsons'larda satılan. O hem uygun fiyatlı hem de ortalama bir güneş kremi. Hem de birkaç versiyonu var farklı cilt tipleri için. Ona bakabilirsiniz. Onun dışında zaten daha geçen güneş kremleri hakkında bir post yaptım, Instagram'da paylaştım. Böyle 10 küsür tane falan güneş kremi var bilinen. Ama siz bu markaların kendi cildinize uygun olanlarını tercih edebilirsiniz tabii. Onun da aşağıya linkini atarım o postumun. Ama bence en ulaşılabilir güneş kreminin Superdrug olduğunu düşünüyorum hala. PETA sertifikalı kirpik lifting markası buldum. Iconsync, böyle mi okunu bilmiyorum. Sadece sertifikası var diye güvenilir mi? Az önce söylediğim gibi bazı kriterler var. Çin'de satılıyor mu? Önce ona bakmamız lazım. Ve az önce bu soruyu cevaplandıracağım bildiğim için az önce küçük bir araştırma yaptım internette. Ve maalesef yani hiçbir kaynaktan teyit edemedim ve hiçbir şekilde bir bilgi bulamadım. Kendilerinin sadece cruelty-free olduklarını iddia etmeleri dışında. Açıkçası benim için yeterli bir bilgi değil. Ama tabii herkesin kendi tercihi. Siz nasıl, neyi yeterli buluyorsunuz? Belki siz PETA'ya güveniyorsunuzdur, bilmiyorum. Ama tabii herkesin kendi tercihi. Bir yandan da anlıyorum ki peak lifting için çok fazla cruelty-free marka her tarafta yok. Alternatifini bulmak daha zor bir şey olabilir. Haklısınız tabii ki. Yani buna da bakacağım. Kendim çok fazla böyle şeyleri düşünmediğim için hiç daha önce araştırmamıştım. Ama böyle bir şeyi araştıracağım. Hatta geçenlerde botoks konusunda da bir soru geldi. Gerçekten hiç araştırmadığım bir şey. Ama bu estetik işte güzellik salonları vesaire orada yapılan işlemler için ve bunların hangileri deneysiz, vegan vesaire. Onları da bir araştırayım ama
Yani çok fazla sonuç bulabileceğini sanmıyorum açıkçası. Vegan olmak isteyenler ilk olarak nereden başlamalı? Evet, birkaç tane veganlık sorusu var. Onları cevaplayayım şimdi de. Herkesin çok farklı bir deneyimi var vegan olan herkes için. Benim için de öyle oldu. Mesela kimisi tek bir gecede hemen vegan olmaya karar veriyor ve mesela günde 3 kere et yiyen birisi bir gecede sadece bir günde vegan olmaya karar veriyor ve yapabiliyor bunu. Ben bu tarz birisi değildim. Yani eti falan hiç sevmezdim zaten normalde de. O yüzden benim için vejetaryen olmak çok daha kolay oldu ama bir gecede vegan olamadım. Hatta çok uzun bir süreç oldu benim için. Hatta vegan olacağımı düşünmüyordum bile. Sadece vejetaryen olmak bile benim için yeterliydi mi diyeyim artık. Ama sonra yavaş yavaş alternatifleri de gördüm ve o kadar zor olmayabileceğini de gördüm. O yüzden herkesin farklı bir başlangıç noktası olur diyebilirim. Ama siz kendinizi nasıl daha hazır hissedecekseniz, yani bu bir gecede vegan olmak da olabilir, yıllar da sürebilir. Yıllar boyu sürebilecek bir süreç de olabilir. Bunu bir önce tartmamız lazım sanırım. Ama bana sorarsanız en kolayı tabii ki yavaş yavaş alternatiflere bakınarak vesaire farklı şeyler deneyerek ve kendinizi alıştırarak bu vegan olabilirsiniz. İlla ki mükemmel olmanız gerekmiyor tabii ki. Sadece elinizden geleni yapın ilk başta. Ve bence bu da gayet yeterli bir durum. Ne bileyim işte vegan peynirleri deneyebilirsiniz. Marketinizde olan neler varsa tofu tariflerine bakabilirsiniz. Bunları seviyor musunuz? Onu da öğrenmiş olursunuz böylece. Hani bazıları asla tofu sevmeyecek arkadaşlar var. Ben ilk başta çok sevmemiştim ama sonradan şu an müptelası oldum. Soya sütlerini ya da işte vegan sütleri deneyebilirsiniz marketlerdeki. Bütçenize ve damak tadınıza neler daha uygun onu görebilirsiniz. Evde bir şeyler yapmayı deneyebilirsiniz. Böylece yemek yapma yetenekleriniz de gelişmiş olur. Özellikle şu karantinada iyi bir zaman bence yemek, kendi kendinize yemek yapmaya başlamak. Bir sürü vegan yemek tarifi var artık zaten. Benim vegan olduğum zaman da daha çok yabancı kaynaklar vardı. Şu an çok fazla Türkçe kaynak da var. Çok fazla Türkçe vegan blog var. Instagram paylaşımları var. Ve çok güzel şeyler yapıyorlar. O yüzden bence daha da kolay şu an en azından. Bir 6-7 sene öncesine göre. Ve bu bir yaşam tarzı. Evet ama açık konuşmak gerekirse yemekle başladığınız zaman zaten gerisi geliyor. Geri kalanını da yavaş yavaş veganize ediyorsunuz. Ya da bilmiyorum dediğim gibi tek bir günde insanlar hop diye vegan, bütün vegan hayat stiline geçmiş oluyorlar. Ama bence alışarak ve adapte olarak böyle bir şeye başlamak daha mantıklı diye düşünüyorum. İnsan yapısı çünkü biraz daha uyum sağlaması daha zor. Ama eninde sonunda uyum sağlayabilen, adapte olabilen bir yapı. Vejetaryen veganlık dönemine geçişte kan değerleriniz nasıldı? Doktor kontrolünde miydi? Gidiyorsanız hala doktora sık sık gidiyor musunuz? Bu iki soru ama aynı kişi sormuş sanırım, birbirinin devamı diye düşünüyorum. Evet, doktora gittim ve yine gitmeye devam ediyorum. Şu karantina döneminin haricinde tabii. Ay şöyle ayaklarımı alsam nasıl olur bakayım. Neyse ki görünmüyor kameradan. Annem bu konuda biraz titizleniyordu benim vegan olmam konusunda. O yüzden ona şöyle bir anlaşma yaptık gibi bir şey diyebilirim. Kan değerlerimi kontrol etme sözü verdim ona. Ve şimdiye kadar ciddi anlamda bir düşüş ya da yükseklik, yani bir sorun çıkmadı kan değerlerimde. Ve üstelik çok da eğilmiyorum beslenme konusunda. Tabii ilk başlarda başladığım zaman veganlığa daha sağlıklı şeylere ağırlık veriyordum ama yani birazcık bu veganlığın yayılması bir anlamda dezavantajı olan bir şey oldu. Tabii ki ben hani hayvanlar için yayılmasını tabii ki isterim. Ama çok fazla alternatif varken şimdi abur cubur vesaire olarak onları yiyorum. Eskiden hiç abur cubur yoktu vegan. Çok nadir ve çok pahalı olan şeylerdi. Ama şimdi A101 ve BİM'de falan
çok rahat bulabiliyorsunuz. Yanlışlıkla vegan, accidentally vegan dedikleri şeylerden. O yüzden biraz beslenme konusunda çok harika değilim. Ana yemeklerim düzgün tabii ki. Sorun ara yemekler, atıştırmalıklarım. Birazcık sıkıntı çıkıyor onlarda. Yine de çoğu et yiyen insandan daha iyi besleniyorum diye düşünüyorum. Ve şimdiye kadar bir sorunum çıkmadı. Genelde veganlıktan alakasız küçük küçük sorunlar yüzünden zaten. Hastaneye, doktora vesaire gitmiş bulundum zaten. O sırada da kan değerlerimi de her zaman ölçtürdüm. Ve annem benimle geldiğinde her zaman doktora, kızım vegan doktor diyor. Sanırım azarlamasını bekliyor doktorun beni. Ama hele deyip geçiyorlar genelde. Ve veganlıkla alakalandırılabilecek, aa işte vegan olduğun için bunlar oluyor diyebilecekleri hiçbir şey de çıkmadı şimdiye kadar. Zaten veganların iyi beslenseler dahi alamayacağı çok nadir şey var. B12 var sanırım. Onu da artık her yer B12 takviyesi dolu zaten. Ben kullanmıyorum bile bu takviyeleri çünkü soy sütü içiyorum. Soy sütünde de yani ev yapımı olmadığı için soy sütünde genelde bu tarz B12, demir gibi şeyler, katkılar oluyor. Ama azıcık kendinize bakmanız gerekiyor. Yani vegan olacaksanız çok da zor değil sağlıklı kan değerlerine sahip olmak. Omega 3'tür, demirdir. Bunlar mesela veganların asla ulaşamayacağı şeyler değil. Ama biraz daha onların üstüne düşmek gerekiyor. O yüzden sebzelerinizi yiyin. Tam bir anne gibi bunu söyleyeceğim ama. Ve işte internette artık bütün bilgiler zaten bulabilirsiniz. Bunları içeren hangi gıdalar var? Hangilerini düzenli yemelisiniz? Bunlara da bakabilirsiniz. Biraz işte hayat tarzı haline gelmesi gerekiyor. Düzenli olarak bazı şeyleri tükettiğiniz zaman hali hazırda bir sorununuz, sağlık sorununuz olmadığı sürece durup dururken veganizm yüzünden çıkacağını hiç sanmıyorum. Tabii ki ben doktor değilim. Yine de bir doktorunuza danışın böyle bir şeyde. Bir sağlık sorunuz vesaire varsa ya da olursa. Ama açıkçası et yiyerek de vegan olmayarak da müthiş sağlığınızı koruyacaksınız diye bir şey de yok. O yüzden birazcık dikkat ettiğiniz sürece size çok büyük hastalıklar getirebilecek bir şey değil vegan beslenmek. Cruelty-free markalara ait Gratis, Watsons gibi mağazalarda bulunmayan ürünleri hangi web site? Soru burada kesilmiş ama sanırım hangi web sitelerden edinebiliriz diye soracaktı. Çok fazla aslında var. Mesela cosmela.com var. Orada bazı cruelty-free markalar bulunabiliyor. eShop'ta cruelty-free makyaj malzemeleri var epey. Cilt bakımı için Dermo Eczanem. Evet, o sitede çok fazla ürün var zaten. Oraya da bakabilirsiniz. Corelli'de çok güzel Kore ürünleri var. Clarisse ve Cosrx şu an aklıma ilk gelen markalardan. Cruelty-free markalardan. Ama ayrıca deney yapmayan Kore markalarını listelediğim bir paylaşımım var blogumda. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Ama bana sorarsanız spesifik bir markadan gidip onu Google'da aratıp hangi web sitelerde bulunduğuna bakabilirsiniz. Kuru vücut fırçalama. Hangi fırça vegan? Kabak lifi ile olur mu? Şimdiden teşekkürler. Öncelikle söyleyeyim, kabak lifini hiç bilmiyorum. Yani nasıl sonuçlar yarattığından falan. Aktarcılık severim ben ama henüz o denli bir şey olmadım. Nedir onun adı? Her şeyim çok doğal. Şeyine giremedim maalesef. Ama kuru fırçalama ile ilgili şöyle bir paylaşım vardı daha önceden gördüğüm. Ve onu kaydettim. Çünkü bu arkadaşın bana bir yazdığını hatırlıyorum. Sonradan araştıracağım diye arkadaşa cevap veremedim. Şu an kendisine özür diliyorum. Ama şu paylaşımı gördüğümde aklıma gelmişti. Bolla Beauty iyi biliyorsunuzdur. Cilt bakım seven arkadaşlar mutlaka görmüştür, hesabını incelemiştir, takip ediyordur. Soru cevap yaptığımda birisi atkılı fırçası ile kuru fırçalamadan bahsetmiş, onu sormuş. O da şöyle cevap vermiş. Evet, kan dolaşımını artırıyor ama bu tarz şeyler masaj aletleriyle de yapılabiliyor demiş. Cilde baskı yaptığını ve cildin buna tepki olarak kendini korumak için şişmesini pürüzlerin ve selülitlerin daha az
görünüyor hale gelmesine bağlamış. Yani ona göre ufak bir hile olduğunu söylemiş. Yani bu paylaşıma göre herhangi bir masaj aleti de yeterli olabilir diye düşünüyorum. İlla ki atkılı fırçası gerekmiyordur. Ve muhtemelen kabak lifi de aynı şeyi yapabiliyordur diye düşünüyorum. Çünkü o da eninde sonunda bir masaj yapıyor vücuda. Gözaltı kararmaları ve alerjiye eğimli hassas cilt için vegan veya bitkisel krem önerim var mı? Öneri vermek benim işim değil. Hele hassas ciltler için çok sıkıntılı bir şey. Direkt şunu kullanın demek. Eğer ciltiniz hassassa gerçekten doktora sorun ve o şekilde onlar size bir ürün versin. Ama hassas ciltliler için de bir sürü vegan krem de var. Direkt tek bir ürün önermek yerine birkaç marka söyleyeyim. Mesela Derma-E markasının çok güzel hassas ciltle uygun kremleri var bunun içinden. İstediğinizi seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Body Shop'ın bu tarz hassas ciltlere özel parfümsüz ve işte bazı kimyasallar içermeyen kremleri var. Bir serisi var aslında diye biliyorum. Ona bakabilirsiniz. Eğer illaki bitkisel olsun istiyorsanız birkaç butik marka var. Mesela Aptira aklıma gelen markalardan birisi. Genelde doğal yağları kullanıyor ve ciltle de barışık şeyleri kullanıyor. Genelde malzemeleri kullanıyor. Onun ürünlerine bakabilirsiniz. Gerekirse iletişime geçip kendi cildinize uygun bir şeyler sorabilirsiniz. Şu an aklıma bunlar geliyor. Bir de gözaltı kararmasını sormuştu arkadaş. Benim bildiğim kadarıyla gözaltı kararması genetik bir şey. Ya da başka vücuttaki başka sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilecek bir şey. Eğer bunlardan birisi değilse cilde aydınlatıcı özelliği olan bazı şeyleri deneyebilirsiniz. Mesela Herbaderm'in aydınlatıcı kremi olması lazım ya da leke giderici miydi? Hatta şu an baktığımda torba ve morluklara karşı gözaltı kremi varmış. Hiç denemedim. Ne kadar etkilidir bilmiyorum. Ama böyle bir şey var ya da bu markanın benzer ürünleri var. Bir araştırabilirsiniz. Hemen alın demiyorum tabii ki. Önce bir araştırın, ondan sonra bakın. Onun dışında kendim çok büyük bir gözaltı sorunu yaşamadığım için özel bir araştırmam yok. O yüzden kesin bir şey söyleyemem size. Doğal yağlar veya göz suları üzerinde de deney yapılıyor mu? Hangi kategorilerde deney yapılıyor? Aslında hiçbir üründe hayvan deneyi yapılması gerekmiyor ve çoğu markada ürün bazında hayvan deneyi yapmıyorlar. Ama hayvan deneylerinin en çok yapıldığı kategori diyeyim artık medikal ürünler. O yüzden dermokozmetik ürünleri, markaları çoğunlukla hayvan deneyleriyle bir şekilde iç içe olmuş olabiliyor. Ya da ürünlerinde hayvan deneyi yapmayan markalar bu tarz medikal laboratuvarlardan ya da ham madde tedarikçilerinden ham maddelerini alabiliyorlar. O yüzden hep söylüyorum, sadece ve sadece ürüne bakmayın. Mutlaka içeriklerinin nasıl elde edildiğini ve ham madde tedarikçilerinin nereden olduğunu da markalara sorun ki ürünün tek başına zaten bir L'Oreal de ürünü hayvanlarda deney yapmıyor. Ama diğer süreçlerde böyle bir deney olabilir ve böyle bir şeyi sorgulamamız gerekiyor ki markalarda buna göre hayvan deneyleri yapmayan tedarikçilerden ham maddeler kullansınlar. Bu tarz yerlerden ham maddelerini tedarik etsinler. Ve eninde sonunda ilk sorunuza gelirsek doğal yağların hayvanlarda deney yapıp yapılmadığı. Evet, aslında böyle bir gereksinim kesinlikle yok. Zaten doğal yağlar tam olarak medikal bir şey sayılmaz. Ama sonuçta kozmetik sektörü kullanıyor bunları ve kozmetik markasının hayvan deneyi yapıp yapmamasıyla alakalı bir durum yine. Bitkisel yağları hayvan deneyleri yapmayan bir yerden tedarik ediyor olabilirler. Ama başka katkı maddelerini ya da aktiflerini hayvan deneyleri yapan bir yerden tedarik ediyor olabilirler. Böyle olunca cruelty free olması gibi bir durum kalmıyor tabii. Yani eninde sonunda bakmamız gereken şey marka. Markanın hayvan deneyi yapıp yapmıyor olması. Ama şöyle söyleyebilirim, eğer sadece ve sadece bu tarz bitkisel yağlar yapan bir markaysa çok büyük ihtimalle deneysizdir.
Cruelty Free parfüm ve el kremi öneriliği yapabilir misiniz? El kremlerini daha geçen bir ay oldu mu bilmiyorum ama birkaç hafta önce Instagram'da paylaşmıştım vegan el kremlerini hatta. Her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünler koymuştum. Oraya bakabilirsiniz. Zaten linkini atarım aşağıya. Parfümlerde de aynı şekilde bir postum var blogumda. Ona da bakabilirsiniz. Onun da linkini aşağıya atarım. Roza rahatsızlığını nasıl geçirdin? Hangi ürünleri kullandın? Yani bunun için ayrıca bir video çekeceğim. 2 senedir falan diyorum ama yani hala yapmadım. Benim şeyliğim yani maalesef. Ama gerçekten ayrıntılı bir video olsun istiyorum. Hiçbir şeyi kaçırmamak istiyorum. Sizlere doğru bilgiler vermek istiyorum. O yüzden araştırma süreci de böyle bir uzamış oldu ve onun önüne de daha kolay başka videoları koyunca biraz arada kaynadı gibi oldu ama hep aklımda olan bir video. Ama kısaca bahsedeyim roza hastalığından. Roza hastalığı olduğunu bilmiyordum ben. Hiç şüphelenmemiştim bile. Akne sorunuyla gittim dermatoloğa. Roza olduğunu söyledi. Ama sanırım akne roza ikisi birlikte olan bir şey. Böyle bir şey olabiliyormuş sanırım. O yüzden bendeki tam olarak böyle hormonal akne şeklinde değildi. Küçük küçük böyle nokta şeklinde isilik demişti hatta arkadaşım isiliğe benzediğini söylemişti. O tarz bir cilt görüntüsüydü benimki. Ama rozadan kaynaklanıyormuş. O yüzden eninde sonunda akneden çok rozayı elimine etme gibi bir isteğim oluyor genelde. Akne tedavisi oldum ayrıca. İlaç kullandım, hap yani. O şekilde aknelerden kurtuldum ama roza, tabii ki rozaya herhangi bir etkisi olmadı bunun. En ufak bir şeyde tekrar geri dönebilecek gibi. O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor ve bunun maalesef bir hayat tarzı gibi bir şey olması gerekiyor. Cilt bariyerinizi güçlendirmeniz gerekiyor. O yüzden genelde şunları yapıyorum. Nazik yüz temizleme yapmaya çalışıyorum. Yani çok kurutucu ve sert kimyasallar bulunan temizleyicilerden kaçınıyorum. Her ne kadar çok istesem de asitli ürünler kullanmıyorum. Çünkü gerçekten bana kötü geldiğini hissediyorum. Bu çok daha önceleri böyle değildi. Kesinlikle roza hastalığından sonra böyle olduğunu fark ettim. İşte glikolik asit, salisilik asit falan. Bunlar hiç iyi gelmiyor maalesef. Bunlardan uzak durmaya çalışıyorum genelde. Dermatoloğum da bunu söyledi zaten. Yine aynı şekilde dermatoloğumun söylediği şeylerden bahsedeyim. Çok sıcak ve çok soğuk ortamlardan kaçınmak, yine sıcak ve soğuk suyla yıkanmamak direkt. Antrenman yapmamak ki bu büyük bir hayat tarzı değişimi tabii. O zamanlar spor yapmadım veya tamam olur demiştim. Ama spora başladıktan sonra ve hafif yogalar, pilatesler kısmını biraz daha geçtikten sonra ne demek istediğini anlamaya başladım. Çünkü ter beni acayip mahvediyor gerçekten. O yüzden hiçbir zaman deli gibi kardiyo yapamıyorum. Eğer yaparsam da bedelini ödüyorum yani. Yine aynı şekilde dermatoloğumun mutlaka yapmamı istediği ama benim her zaman maalesef yapamadığım şeylerden birisi de güneş kremi kullanmak. Dışarı çıkacaksam mutlaka kullanıyorum güneş kremi. Ama evde kullanmıyordum. Ama yaz geldi ve artık tamamen kalktığımda yüzümü yıkadıktan sonra hemen güneş kremimi sürüyorum artık. Ve bundan sonra alışkanlık haline getirip evde de kullanmaya devam edeceğim. Özellikle güneş kreminin hani rozalılar için bir mecburiyet olduğunu söylüyorlar. Ben de bu şekilde devam edeceğim. Onun dışında evet, cildinizi yorabilecek her şeyi kaçınmanız lazım kısaca. Hassas ciltlere uygun ürünleri deneyebilirsiniz. Bunları tercih edebilirsiniz. Ve bunu böyle bir hayat tarzı haline getirmek zorundasınız. Ve diğer tetikleyici şeylerden de uzak durmak lazım. Bir de tek bir konuda birkaç tane soru gelmiş. Superdrug markası dışında vegan ağda bandı ve ağda biliyor musunuz? Çünkü Superdrug online satışta yok. Kıl tüy işlerini nasıl vegan hale getirebiliriz? Sirada, jilet gibi. Superdrug'un artık bu tarz ağda ürünlerini getirmemesi, ulaşılabilirlikten çıkması Superdrug ürünlerini çok kötü oldu açıkçası. Çünkü benim tek bulabildiğim vegan ve cruelty free ağdaydı. Bu sorunu çözmek için bir sürü ağda markasına mail attım. Yani hatta bir sürü marketi gezdim. Hangi markalar var diye sürekli içeriklerine baktım. Maillerini
Yazdım bir kenara, hepsine sorular gönderdim ama maalesef yani hiçbir elle tutulur bir şey, bir sonuç çıkmadı. O yüzden size hep söylüyorum, birazcık markaları darlamanız gerekiyor. Sadece ben tek başıma bir şey yapamam bu konuda. Çünkü görmezden geliyorlar. Çoğunlukla benim yerli markalarla özellikle deneyimim bu şekilde oluyor. Yani görmezden geliyorlar. Ben de herhangi bir yerden teyit edemediğim markaları tabii ki size bakın bu cruelty-free diye paylaşamıyorum. Bana tabii mail vesaire sorularıma cevap gelmediği sürece de körlemesine de size herhangi bir şey söyleyemem. Ama darlamaya devam edeceğim. Bu iş burada bitmez. Şimdilik daha çok jilet markası önerebilirim sanırım. Arkon'un jiletleri var. Ev Yap markası, firması Cruelty Free. Onlara bakabilirsiniz. Ama vegan mı bilmiyorum. Jiletleri vesaire. Ağdaların çoğunda da öyle bir sorun var. Ağdalarda bal mumu var. Yani Cruelty Free olsa bile bal mumu içeren bir şey ne kadar önerebilirim bilmiyorum. Ama yani daha henüz deneysiz olup olmadığını bile bilmediğim için hiçbir markanın daha bal mumuna geçemedim. Yani içeriklerinde veganmış, vegan değilmiş bu falan diye. Bir şey yaratamadım yani hiçbir soru alamadığım için hiçbirinden. O yüzden bu konu biraz daha bekleyecek. Özür diliyorum şimdiden. Ama araştırıyorum bu konu aklımda mutlaka ve en ufak bir elle tutulur bir bilgiyi bulduğumda mutlaka paylaşacağım sizlerle. Şimdilik bir şey söyleyemiyorum ama. Sanırım ışık geçene kadar bitecek bu videoda. Az kaldı. Serumları artık buzdolabına koymak gerekir mi sizce? Ne serum olduğuna bağlı. Bence C vitamini serumlarını çok fazla, çok çabuk bozulduğu için buzdolabına koyabilirsiniz. Ama onun dışında hani arkasında belirtilmediği sürece buzdolabında saklayın ya da serin bir yerde saklayın diye belirtilmiyorsa bence gerek yok. Çünkü ona göre katkı maddeleri var zaten ürünlerin içinde. Yaşadığınız yerde 40 derece falan sıcaklıklar belki böyle bir şey gerekiyor olabilir. Ama sanıyorum ev sıcaklığının ortalama yani 25 derece olduğu yerde buzdolabına gerek yoktur diye düşünüyorum ama gözaltı kremlerini ya da serumlarını buzdolabından çıkararak sürdüğünüzde güzel bir hissiyat yaratabilir diye düşünüyorum. Onun dışında böyle bir gereklilik yok diyebiliyorum. Pure Beauty, Cruelty-Free mi acaba diye sormuş bir arkadaş. Güzel bir Kore markası, ulaşılabilir bir Kore markası. Buna evet demeyi çok isterdim ama Çin'de satılıyorlar. O yüzden maalesef Cruelty-Free değil. Ama Türkiye'de satılan diğer Kore markalarından bahsettiğim blog postumu aşağıya linkini paylaşacağım. Ve tek kişisel soruya da yer vereyim son olarak. Daha önce cevap verdiyseniz gözümden kaçmış olabilir mesleğinizi merak ediyorum. Evet daha önce böyle bir şeyi ulu orta söylememiştim sanırım. Şu an herhangi bir işte çalışmıyorum. Yaptığım işlerden para kazanmıyorum desem daha doğru olur galiba. Güzel sanatlar okudum. Moda tasarımı okudum. Alanlarım bunlar. Ama buradan devam etmedim. Moda tasarımından devam etmedim. Minimum bir iş tecrübesine sahibim. Asıl amacım sosyal medya, yani şu anda yaptığım şeyden para kazanmak ya da bu tarz bir şeyle devam etmek. Ama şimdilik o biraz zor gibi görünüyor. O yüzden en başa dönüp resim yeteneğimi kullanmak istiyorum. Resim öğrenimimi kullanmak istiyorum. Portre yaparak freelance çalışmayı planlıyorum şu anda. Masa başı işler falan çok benim için ideal değil. Eğer bu resim işinde sunabilirsem böyle bir şeyi yani masa başı iş tarzı bir şeyi aramam ama yol ne gösterir? Hiç bilmiyorum. Hala arayıştayım. Yani yaşıma bakmayın. Ben daha 22'sinde, 23'ünde müthiş kariyer elde etmiş insanlardan birisi değilim. Çok da aradığım bir şey de değil. Ama tabii ki severek yaptığım, para kazandığım bir şey olsun isterim. Şu an onun için uğraşıyorum daha çok. Bir 10 dakika sonra şu güneş gözüme giren gibi güneş de gidecek ve her yer karanlık olacak. Ama neyse ki bugünlük soru cevap bitti. Umarım kimsenin sorusunu cevapsız bırakmamışımdır. Umarım gözümden kaçanlar da olmamıştır. Ama öyle bir şey olursa bana DM atabilirsiniz Instagram'dan vesaire. Ya da bir sonraki soru cevap videosu içinde sorabilirsiniz.
Evet, videoyu faydalı bulduysanız ve devamlı gelmesini isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz ya da like atabilirsiniz. O zaman bugünlük bu kadar. Görüşürüz.